biyolojik mücadele kapsamında ormanlarda karınca nakli yapılması. Doğadaki her canlının çeşitli düşmanları olduğu gibi, ormanlarda ağaçlara zarar veren böceklerin de doğal düşmanları vardır. Bunların başında da kırmızı orman karıncaları gelmektedir. Karıncalar, zararlı böceklerin yumurta, larva, pupa ve erginlerini yemek suretiyle ormanlarda biyolojik dengenin korunmasına yardımcı olurlar. Orman Genel Müdürlüğü, ormanların sağlığını korumak, doğal dengeyi kurmak ve zararlı böceklerin popülasyonlarını dengede tutmak amacıyla karınca nakli yapmaktadır. Kırmızı orman karıncaları, yuva etrafında ortalama 80 metre çapında daire biçimindeki bir alanda ormanlara zarar veren böcekleri yiyerek biyolojik mücadeleye katkıda bulunur. Bir karınca yuvasında yaklaşık 300 bin adet karınca vardır. Bir karınca günlük kendi ağırlığının 1/20 katı oranında böcek tüketmektedir. Bir karınca kolonisi yılda ortalama 24 kilogram besin tüketmektedir. Karınca yuvasında kraliçe karınca, işçi karınca ve erkek karınca bulunmaktadır. Kraliçenin ömrü yaklaşık 20 yıldır, işçi karıncalar 6 ila 10 yıl yaşar, erkek karıncaların sayısı ise oldukça azdır. Erkek karınca, kraliçe karıncayla çiftleştikten sonra ölür. Kraliçe karınca, hayatı boyunca başka bir erkek karıncayla çiftleşmez. Karınca nakli yapılacak yuvanın yüksekliği en az 50 cm, hacmi ise en az 500 cm3 olmalıdır. Karıncalar, ortalama 1000 ila 2000 metre rakımları arasında yaşarlar. Nakil için alınan karınca yuvaları, alındığı yerden en fazla 300 ila 400 metre aşağı rakıma taşınabilir. Karınca yuvasının alınacağı ormanın iklim şartları ve ekolojik koşulları nakil yapılacak mevkiyle benzerlik göstermelidir. Karınca nakilleri, kraliçe karıncanın yumurtlamasından önce, yani Nisan ayı içinde başlanılarak bitirilmelidir. Koordinatları belirlenen karınca yuvalarının nakilleri, koşullar sağlandıktan sonra yapılır. Her bir karınca nakli için 3 adet 50x50x80 cm ebatlarında kontrplak tarzında hafif malzemeden sandık yaptırılır. Kapağın üzerinde 20x20 cm ebadında havalandırma deliği açılır. Havalandırma deliği karıncaların kaçmaması için ince elek teliyle kapatılır. Karınca nakli yapılmadan önce koruyucu giyim malzemesi, eldiven, gözlük, çizme ve benzeri, nakil sırasında kullanılacak kazma, kürek, balyoz, manivela, kraliçenin taşımada zarar görmemesi için konacağı kibrit kutusu ebatlarında bir preparat ve benzeri malzemeler hazır bulundurulur. Karınca nakli için biri teknik eleman olmak üzere en az 5 kişilik bir ekibe ihtiyaç vardır. Nakillere sabah tan yeri ağarırken başlanır ve güneş çıkmadan yuva alımı tamamlanır. Nakil için geç kalınırsa güneş doğduktan sonra karınca kolonilerinde bulunan işçi karıncalar yiyecek besin bulmak için yuvadan ayrılır. Prensip olarak güneş doğarken karınca sandığa girmiş olmalıdır. İşçi karıncaların olmadığı bir yuvanın nakli yapılamaz. Nakil çalışmasında aynı yuvanın işçi ve kraliçe karıncalarının birbirinden ayrılmamalarını sağlamak ana kuraldır. Farklı yuvalardan doldurulan sandık numaraları kesinlikle karıştırılmadan nakil yapılmalıdır. Bunu temin ve karışıklığa meydan verilmemesi açısından taşıma sandıkları numaralandırılmalıdır. Karınca nakli için yaptırılan sandıklara 1, 2, 3 numaraları verilir. Bir numaralı sandığa havalandırmayı temin için sandık tabanına bir miktar kuru dal atılır. Sonra yuva üstünden başlanarak karıncasız ve karıncalı materyalle doldurulur. Sandık üstünde hava boşluğu bırakılır. Yuva içindeki kütüğe yaklaşıldığı için kraliçe gözlenir. İkinci sandığa işçi karıncaların bulunduğu kısım doldurulur. Üçüncü sandığa ise kraliçenin de bulunduğu kütük sökülerek sandığa konulur. Sökülen kütükte kraliçe olup olmadığı kontrol edilir. Kütükte birden fazla kraliçe olur ancak en az bir kraliçenin sandığa konulduğundan emin olunur. Karınca alınan yuva yeniden düzeltilerek kalan karıncaların yuvasına şeker atılarak yaşamasına olanak sağlanır. Nakil için alınan karınca aynı gün taşınır ve yeni yerinde önceden hazırlanmış bir kütük dibindeki açılmış çukura önce 3 numaralı sandık, daha sonra 2 numaralı sandık, daha sonra da 1 numaralı sandıktaki materyaller boşaltılır.
karıncaların ortama uyum sağlamaları için yeni yuvaya bir miktar şeker verilerek karıncalar beslenir. Yaban hayvanlarının yuvaya tahribatını engellemek için yuvanın etrafı galvanizli telle çevrilir. Nakil yapıldıktan sonra 2 ay süreyle 15 günde bir şeker verilerek karıncalar beslenir. Nakil yapılması için alınan yuvayla nakledilen yuvanın koordinatları alınarak arşivlenir. Nakil yapılan yuvaların yaşam durumları 5 yıl takip edilir. Orman Genel Müdürlüğü, zararlı böceklerin yoğun olduğu ormanlara her yıl ortalama 100 adet karınca nakli yapmakta olup, 1967 yılından bugüne kadar 12.682 adet kırmızı orman karıncası nakletmiştir.